Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Horma Kanyonu'na giriş yapıyoruz. Burada otopark da mevcut zaten. Görevli bize dur diyor. Duralım bakalım ne kadar ödeme yapacağız. Merhabalar. Hoş bulduk. 5 TL. Sınırsız mı? Evet abi. Tamam. Yani saat başı 5 lira değil değil mi? Yok yok. Bunları geçer abi. Buyurun efendim. Sen bize bir güzergah çizersin abi. Biz arabayı buraya bırakıp yürüyeceğiz herhalde bundan sonra. Yürüyeceğiz abi maalesef. Dediğin gibi. Bir 3-5 kilometre. Arabada yürüyebilirsiniz. Ilıca'ya kadar. 3 kilometre evet efendim. Burası evet. Ilıca'ya varıyor değil mi Horma'nın sonu? Aynen Ilıca'ya bağlantılı burası. Tamam teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet gördüğümüz üzere otopark geniş. İstediğimiz gibi çekebiliriz. Bugün bir de pazar günü olmasına rağmen herhangi bir sıkıntı yok. Tur otobüsleri var. Normal özel araçlar var. Hedefimiz solda kalacak. Evet. Hedefimiz soldaymış. Şuraya çekelim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi güzel bir otopark. Geniş bir otopark var. Ve bu otoparktan sonra otoparkın bitişinde şu şekilde bir mangal yapılacak ve oturulacak yerler yapılmış. Gerçekten çok güzel, kapsamlı düşünülmüş. Şu şekilde 10 tane falan bir çardak var. Kanyonda yürümeye devam ediyoruz. Şu an 1,5 kilometre civarında bitti. Gidiş yolumuz daha 1500 metremiz daha var. Güzel, keyifli. Doğayla baş başasınız. İnsana huzur veriyor. Ya da su sesi ayrı bir güzellik. Şuraya bakar mısınız ya? Thank you.
Doğru. Ha, buradan da aşağıya inilebiliyor. Böyle. Aşağı kısmı inilebiliyor. Evet. İsteyen de buradan aşağı inebilir. Yani kanyon içerisinde Horma Kanyonu'ndan giderken Ilıca Şelalesi'ne bu şekilde bir demir merdiven var. Buradan aşağı inip şurada da suya girebilirsiniz. Ayaklarını sokabilirsiniz. Çok güzel bir su. Dönüş yolumuza devam edelim. Şuraya bakar mısınız yani? Tamam, devam edelim. Evet, Ilıca Şelalesi'nde son 500 metre falan. Bu şekilde merdivenler aşağı iniyor. Yani inmesi pek zor değil ama çıkması gerçekten zor. Hele bir de böyle falan varsa. Burada hala devam ediyor. Yukarıya doğru. Yani son 500 metre gerçekten biraz yorucu. Ama dediğim gibi sonunda değiyor yani. Horma Kanyonu'nu bitirdikten sonra Horma Kanyonu sonunda Ilıca Şelalesi var. Böyle harika bir doğa olayı. Doğa harikası. Burada seyir terası gibi bir şey var.
Sen de evet sevgili arkadaşlar, bugünkü Horma Kanyonu gezimiz sona ermiştir. Şu an kanyonun girişindeyiz. Daha doğrusu çıkışındayız. Buradan 3 kilometrelik bir parkur vardı. Oraya gittik ve geri geldik. Ortalama bir işte 2 saat civarında sürüyor. Fazlasıyla tabii oyalanmanıza da bağlı. Güzel bir geziydi. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel doğa. Zaten Kastamonu ve Pınarbaşı ilçesinde bulunan bir yer. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Bunun gibi videolar gelmeye devam edecek. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.